Taktik olmayan strateji zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmayan taktikler yenilgiden önceki gürültüdür. Efsaneleri uzakta aramaya bayılıyoruz millet olarak. Yabancıların hikayeleri, tarihi bizlere her zaman daha cazip geldi. Ama efsaneyi uzakta aramaya gerek yok. Efsane burada. 300 Spartalı değil, 800 Osmanlı akıncısı. Dünya tarihinde yüzlerce savaş görmüştür. Dünya üzerinde binlerce savaş dehası komutan yaşamış ve yüzlerce galibiyet kazanmıştır. Bunlardan bir tanesi hem Osmanlı tarihine hem de dünya tarihine adını altın harfleriyle kazımıştır. 26 Eylül 1371. Osmanlıların Balkanlarda baş döndürücü bir hızla fetihlerde bulunduklarını gören Bizans ve Avrupa devletleri telaşa kapıldılar. Macar, Bulgar, Sırp ve Ulaklardan oluşan 70 bin kişilik Haçlı ordusu Sofya Ovası'nda toplandı. Bu durum Edirne'de bulunan Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa'yı telaşa düşürdü. Durumu Bursa'da bulunan 1. Murat'a bildirdi ve yardım talep etti. 1. Murat'ın yardım için gönderdiği ordular Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı kapattıklarından dolayı Avrupa yakasına geçemedi. Hacı İl Bey, Lala Şahin Paşa'nın heyecanını teskin ederek 800 kişilik kuvvetiyle Haçlıları karşılamak üzere ayrıldı. Geceleri hareket ederek Haçlı ordusunu izledi. Haçlılar Filibe'den ayrılarak Meriç Nehri civarında karargah kurdular. Hacı İl Bey gizlice Sırpları izlerken askerlerine şöyle bir emir verdi. Her akıncıya 3'er tane meşale bağlayın. Bu meşalelerin arasında mesafe olsun. Hacı İl Bey'in burada amaçladığı şey Sırp ordusunun dinlenmesi sırasında içtikleri içkinin de etkisiyle üzerlerine Osmanlı ordusunun tüm güçlerinin geldiğini sanmasını istiyordu. Mehter takımına emir verdi. Çalın davullarınızı. Mehter takımı davullarını çok gürültülü bir şekilde çalmaya başladı. Gün doğumuna 2 saat kala Hacı İl Bey ve komutasındaki 800 kişi dağların üzerinden Sırp ordusuna bir şimşek gibi saldırdı. Hacı İl Bey'in amacı Sırp ordusunun komutanlarına suikast düzenlemekti. Bu sayede Sırp ordusu komutanlarının öldürüldüğünü görünce paniğe kapılıp kaçacaklardı. Hacı İl Bey de bu sayede düşmanı bozguna uğratabilecekti. Davul, kös ve zurna sesleri gecenin karanlığını yırtarcasına ovayı inletti. Ne olduğunu anlayamadan hazırlıksız yakalanan ve panikleyen düşman ordusu, hatlara sızan Osmanlı atlılarının Sırp ve Makedon komutanlarını öldürmesiyle darmadağın edildi. Akıncıların kılıçlarından kurtulabilenler Meriç nehrinde boğuldular. 1371 yılında kazanılan bu zafer Osmanlı tarihinde Sırp sındığı, savaş tarihinde ise Meriç veya Çirmen Muharebesi olarak yer aldı. Muharebeden sonra Meriç nehrinin rengi ölü Sırp askerlerinin kanlarından kırmızıya döndü. Bu zafer ile Osmanlılara Makedonya'nın yolları açıldı. Osmanlılar Drama, Kavala, Serez gibi yerleri Yunanistan'daki belli bölgeleri de ele geçirdiler. Makedonya'daki Sırp prensleri Bulgar kralı ve Bizans imparatoru Osmanlı hakimiyetini tanıdı. Böylece Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihleri kolaylaştı. Osmanlı devletinin Balkanlardaki ilerleyişi hız kazanmış oldu. Bu zaferden sonra Sırplar Osmanlı devletine bağlılığını bildirmek zorunda kalmıştır. Hacı İl Bey tartışmasız efsanevi bir komutandır. Ancak düşmanın ezici çokluğu dolayısıyla padişahtan yardım istemesi ve bu arada mahiyetindeki bir komutanın 800 kişiyle Haçlı ordusunu hezimete uğratması Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa'yı küçük duruma düşürdü. Eşsiz bir kahraman ve komutan olan Hacı İl Bey'i bir vesile bulup zehirletti. Efsanevi kimliği ile Rumeli'nin fethinde en önemli rolü oynayan Hacı İl Bey askeri bir deha ve cesur bir komutandı. Bu videomuzda Çirmen Muharebesi'ni anlattık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.